Merhaba sevgili Feykocular, Pokemon Yeni'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Aslında tam olarak yeni bölüm denemez çünkü biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızda Pokemon Y serisinde buçuklu bölümler var. Ve bu buçuklu bölümlerde Feykoculardan veya diğer YouTuberlardan, diğer PokeTuberlardan birini davet ediyorum. Bu bölümde Feykoculardan birini davet edeceğim. Ve her zamanki gibi, buçuklu bölümlerdeki gibi hem savaşacağız hem trade yapacağız. Umarım izlerken eğlenirsiniz arkadaşlar. Çünkü Feygolok denilen bir sistem uyguluyoruz. Nuzlocke gibi bir sistem ve bu Feygolok'u sizler belirliyorsunuz. Oy vererek oyunun kaderini siz değiştiriyorsunuz. O yüzden sizlerle etkileşime geçmek istedim. Şimdi Feygo Ironworks'ün takipçilerinden Mert'i konuşmaya alacağım ve umarım güzel bir bölüm olur. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem savaş yapacağız hem trade yapacağız. İlk olarak savaşla başlarız herhalde. Neyse konuyu fazla uzatmadan Mert'i konuşmaya davet ediyorum arkadaşlar. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şu an videodayız ve artık Mert bizlerle arkadaşlar. Mert, başlangıç olarak demek istediğin bir şey var mı? Evet, ben Mert. 14 yaşındayım. Bari ortaokulunu okuyorum. Öyle. Tamamdır. Bu buçuklu bölümde, yani normalde işte bölüm 39 oluyor, bölüm 40 oluyor ama bazı bölümlerde işte 39,5 oluyor ve o zaman Faygo Ironworks takipçilerinden birilerini davet ediyorum. Bu bölümde Mert sizlerle arkadaşlar. Bölüm boyunca dediğim gibi hem savaşacağız hem trade yapacağız. Ve yine bölüm boyunca ben Mert'e bazı sorular soracağım kanal hakkında, Pokemon hakkında. Bunlar için hazır mısın Mert? Evet. Tamam. İlk olarak o zaman hem yavaştan savaşa başlayalım hem de ben sana sorular sorayım. Tamam. Battlebox'ın hazır mı peki? Hazır şu an. Tamamdır. Ben sana savaş isteği yolluyorum. Şimdi o zaman günün ilk sorusu Mert. Kanal hakkındaki Evet. düşüncelerin nelerdir? Kanal hakkındaki düşüncelerim gidişatı olarak gayet iyi gidiyor şu anda. Öyle. Yani 3 aylık bir ara verdim. Yani O aradan evet. sonra geri döndüm. Yine eskisi gibi oldu mu yoksa eksik olan bir şeyler var mı? Ne Yani düşünüyorsun? yok, şu anda hala aynısınız. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. O zaman Pokemon'larımız hazır. Savaşa başlıyorum bir yandan. Tamam. Çok farklı Pokemon'lar aldım takımıma. Bakalım ne olacak. O zaman günün ikinci sorusu geliyor. Pokemon Y serisi hakkındaki düşüncelerin neler Mert? Pokemon Y serisi hakkında düşüncelerim iyi. Yani sence seri nasıl gidiyor? Daha ne kadar Yani sürer? Memnun musun? ya çok memnunum. Ne kadar sürer? Valla şu anda galiba Ivalta'da yakaladınız herhalde. Aynen. Evet. Diyor. Bir 3-4 bölüm sonra herhalde biter diye düşünüyorum. Benim de size bir sorum var bu arada. Tabii dinliyorum. Pokemon Omega Ruby veya Alpha Sapphire ile başlama ya düşünüyor musunuz? Aslında kanaldaki ana seriler bittikten sonra şöyle bir uygulamamız var. Ben bir tane anket açıyorum ve mesela buna Pokemon Fire'ı da ekliyorum. Pokemon Omega Ruby ekliyorum. Pokemon Sun ve Moon'u da ekleyeceğim. Ama büyük ihtimalle bana şöyle geliyor ki Pokemon Sun veya Moon seçilecek ve ona başlayacağım. Çünkü artık bir sürü kanal Pokemon Omega Ruby falan çekti. Benim çekmeme gerek kalmaz gibi düşünüyorum. İnsanlar da istemez diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle direkt Pokemon Y bittikten sonra Sun ya da Moon'a başlayacağız arkadaşlar. Başka sorun varsa alabilirim. Yok. Teşekkür. Tamamdır. Bu arada savaşımız başladı. Evet. Mert Charu'yu çıkardı. Charu bir Charizard. Ve karşısında Enel var. Çok yanlış yaptım ya. Ya sonuçta kendimiz hangi Pokemon'ları çıkaracağımızı bilmiyorduk. Bilemezdik. Bakalım. Evet. Evet, Mert Charu'yu geri çekti arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne çıkaracak? Lucario çıkardı. Thunder Punch kullanıyorum. Oo.
Evet, bayağı bir alacağını kaldı. Lucario benden hızlı mı değil mi bilmiyorum. Yorum yapmayacağım, sadece görün. Sen daha önce Pokemon yayı bitirmiş miydin? Evet. İki kere falan bitirdim. Ama şu ana kadar hiç Wi-Fi savaşçılarında ilk derim falan. Hiç yapmamış onu. İlk defa yapıyorsun. Evet. Anladım. Peki Elite 4, Elite 4 ile savaştın mı? Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Elite 4... Güçlü mü sence? Hangi... Yani... Adını unuttum da ateşli Pokemon olarak kullanıyor. O biraz beni zorladı. Hı hı. Yani bir de metal... Miydi? Ya... 60 ile 80 arası değişiyordu galiba. Pek hatırlamıyorum şu an. Anladım. Evet, savaşımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Cengar Hex yapıyor bana. Oo. Günün üçüncü sorusu geliyor Mert. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Feigolok hakkındaki düşüncelerin neler? Biliyorsun Nuzlok falan var. Bir de bizim kendi ürettiğimiz Feigolok var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şu ana kadar hiç izlemedim ve bilmiyorum desem. Şöyle açıklayayım. Bizim 3 tane kuralımız var genelde. Hani evet. Emerald serisini falan izledin mi veya White serisini? Emerald'ı izledim. Mesela bir root'tan bir tane Pokemon yakalayabiliyoruz. Bir Pokemon'umuz evet. Yenilince ölmüş sayılıyor. Ama ben Pokemon 7 farklı bir uygulama yaptım. Ya, biliyorum biliyorum, tamam. Evet. Ya bu uygulama hakkında ne düşünüyorsun? Gayet, yani şöyle diyeyim size, gayet mantıklı ve iyi olmuş. Yani seyircilere sorup da hani ne bileyim Wonder Trade yapmak falan gayet mantıklıca olmuş bence. Teşekkür ederim. Ya anket hazırlamak falan gayet mantıklı bir çözüm olmuş. Peki ilerleyen serilerde bunu görmek ister miydin? Ben şahsen kendi fikrimce görmek isterim. Yani hani ne bileyim yorumlara falan yazıyorlar işte. Yok Wonder Trade falan işte, yok İşte Reslot falan. Evet. Ona hani böyle karışık falan oluyor. Hani yorumlara bakarken kaybedebiliyorsun. Evet, yorumlara bakarken bence insanın kafası karışabiliyor. Evet. Bunu yaparak daha mantıklı bir çözüm bulmuş oluyorsun. Daha kolay oluyor aynı işiniz. Evet ya, benim açımdan daha kolay oluyor, doğrudur. Teşekkür ederim. Ya bence tek enerle beni yenebilirsiniz şu anda. Bilmiyorum, belli olmaz. Dragon Dance yaptı galiba, değil mi? Evet. Yani hızlı olduğunu zannettim de Exos'un. İşte şimdi tehlikeli olmaya başladı. Evet. Çok hiçbir şey yok. Chimera. Ya oo. Şey, bana Trade'den aldığım için ismi öyle. Ha, sen koymadın yani. Yani. Öyle bir şey var, son bölümü izlediysen biliyorsundur. Artık yani benim Pokemon'larımın level'ı falan çok arttı ve ben şunu diyorum, Pokemon Y serisi diğer oyunlara göre kolay diyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Pokemon Y serisi diğer oyunlara göre nasıl? Bence de Pokemon Y diğer oyunlara göre bayağı kolay, çünkü hani Emerald'dır veya White diyeyim. 5. seri veya 3. seri oyunlarına göre çok daha kolay. Evet, kesinlikle. Ben 3. seride yani Emerald oynarken 2. cimde yani zar zor geldim oraya. 2. cim hangisiydi? 2. cim Fighting type. Aa evet, Makuhita'sı falan vardı değil mi? Evet evet evet. O gerçekten çok zordu yani, ben de Nuzlocke falan yapmaya çalıştım, beni bayağı zorlamıştı yani. Evet yani ben de yani kendi kendime Nuzlocke yapmaya çalıştım. Ya o zamanlarda ben hani Pokemon'ların türü neye karşı iyidir, neye karşı kötüdür falan bilmiyorum.
İşte ya zamanında hiç başkan... bilmiyorduk. Evet. Kon başkanı yolladım, hemen direkt fainted olarak geri döndü bana. Bayağı güçlüydü onun GM'leri ya. Bayağı. Hani 5. seride de kaçıncı cimde? Kaçıncı cim? Ya 1. cimde ben çok zorlandım açıkçası. 1. cim hangisiydi onda? 1. hani işte ne tip aldıysanız o tip. Maymunlar mıydı? Düşün. Ha aynen maymunlar. Tamamdır. Enteresan bir şekilde ben onda zorlandım. Evet, karşıma yine Aksorus geldi. Moldbreaker'ı var. Yanlış yapmadır. Yapacak bir seçeneğim yok. Efendim? Söylüyorum. Yapacak bir seçeneğim yok. Bundan bunu sahaya çıkarıyorum. Çıkıyorum. Çok. Çarpı 1 vurdum. Bana tekrardan karşımıza Lucario çıkıyor arkadaşlar. Oo, mega evrim geçiriyor. Bu sefer bize sıkıntı yaşatacak gibi. Ama stat değişiklikleri sonradan etkili oluyordu galiba. O yüzden Enel evet, daha hızlı oldu. Bir de şöyle, benim Pokemon'ların level'ları falan düşük. Ondan olabilir. Ya evet, IV'lerle de ilgisi olabilir. Ama IV... level'ları 50'ye toparlıyor ya, o yüzden bilmiyorum. Evet. Da ben niye böyle bir seçenek yaptım? Çarpı 2. Ferli getir ya. O zaman bir sonraki soru geliyor. Pokemon 7'de benim takımım hakkında neler düşünüyorsun? Yani takımdan bazı Pokemon'lar gitmeli mi? Yeni Pokemon'lar gelmeli mi? Düşüncelerin nelerdir? Şimdi bence sizin Gengar'ınız vardı değil mi? Evet. PC'de vardı. Evet, şey, kaç level'du o? En son trade'den gelmişti, 60 level falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 60 level'du. Şimdi, bence, benim düşüncem, gerçi Ghost Type var, doğru, pardon. Şu anda takımımız gayet iyi bence. Yani başka bir Pokemon ya, gelmemeli diyorsun. Yani ama, yani, türüne bağlı. Dragon Type falan gelirse bence olmadı. Bence de bir tane Dragon Type takıma güzel yakışabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Tebrikler gördüm. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir savaştı. Benimle savaştığın için teşekkür ediyorum Mert. Ben teşekkür ediyorum asıl. Şimdi halen daha yaklaşık videonun yarısındayız. İstiyorsan bir kere daha savaşabiliriz. İstiyorsan direkt trade'e geçebiliriz. Tamam, sana bence, kalmış. Misafir sensin. Bence trade'e geçelim. Tamamdır. Evet sevgili Faygocular, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mert'le birlikteyim. Biraz önce savaş yaptık ve şimdi de trade yapacağız. Ama trade'den önce Mert'e sıradaki soruyu soruyorum. Evet. Bir sonraki oynayacağım oyun ne olsun istersin? Aslında bir cevapladın. Pokemon Sun Moon istiyorsun galiba. Evet. Hı-hı. Peki diğer Pokemon oyunlarından istediğin oyun var mı? Kanalda görmek istediğin. Diğer Pokemon, ya yana oyunlarından bahsediyorsunuz herhalde. Evet, Mystery Dungeon gibi. Bu yeni bir Mystery Dungeon oyunu çıktı. Super Mystery Dungeon mıydı? Bilmiyorum. Aa, evet. Aslında, o fena gitmez aslında. Baya güzel bir oyun. Yani ben demosunu oynadım. Ya fena gözükmüyor demosu da. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Ben de sevmiştim. Ama ondan önce Gates of Infinity vardı, onu oynamadık. Onu oynamamız gerekebilir. Aa evet, evet. O zaman hazır sorulara başlamışken bir sonraki soruyu soruyorum.
Evet. Kanalda görmek istediğin veya değişmesini istediğin şeyler nelerdir? Genel olarak soruyorum. Sadece Pokemon olarak değil. Genel olarak. Evet. Bütün serileri kapsıyor. Bütün seriler. Mother 3 bitti mi? Bitmedi herhalde. Çünkü Modül 3 ben devam hiç ediyor. takip Evet. etmemiştim. Yarısı falan bitti. Ha, Spor ben bitecek. spor az kaldı. Ben de oynadım Hı. sporu. Ben Mother 3'ten pek memnunum çünkü hani oynanış tarzını falan severim. Ama hani görüşe bağlı. Hani bazı insan sevmez. Ya Hani tabii ki bazı insanlar sevebilir. Buyur, konuş. Undertale gibi ama bana göre hani Undertale'ın yerini kimse tutamaz. Undertale'i bayağı seviyorsun demek ki. Evet. Onu ben de oynamak istiyorum açıkçası kanalda. Yani Ya Undertale'i görmek ister misin kanalda? valla ben isterim. Ben de isterim açıkçası. Umarım yakın zamanda görürüz. İnşallah. Bir sonraki soru. Pokemon Sun ve Moon hakkındaki görüşlerin neler? Bir sürü Pokemon açıklandı. Z türü saldırılar açıklandı. Alola türü Pokemon'lar açıklandı. Neler düşünüyorsun? Valla ben sana Moon'a baya sıcak yaklaştım en başta. Hı. Ama hani böyle sonra ben ne bileyim işte Burst Evolve'u duyduğumda böyle biraz heyecanlandım. Ama sonra Z-Moves açıklandığında böyle bir heyecanımı kaybettim falan. Ama hani son fragmanı izlediniz mi? Hangi fragmandan bahsediyorsun? Biraz bahseder misin? İşte starterların evrimleri geldi yine. Aa evet onu izledim. Ha. Orada galiba Ash Greninja tanıtıldı aynen. Sonra Ash Greninja'dan bahsettiler. hevesimi geri kazandım. Ama hani yeni bir tip eklenmeli bence. Yeni bir tür. Fairy Hani dışında. ya Fairy dışında yani. İnternette bayağı geziyor. Galiba Sound Type'dı galiba. Öyle bir şeydi. Ya açıkçası ben de isterim yeni bir tür gelmesini ama Pokemon baya bir yavaş davranıyor yeni bir tür ekleme konusunda. Hani Evet. bana kalırsa uzun bir zaman yeni bir tür görmeyeceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Bence de evet öyle olabilir. Bir de bu Z-Moves'lar bana açıkçası biraz saçma geldi. Hani 5. saldırıyı falan Bana 5. da çok saçma geldi. Olmasa da olur yani. Pek gerekli değildi bence. Yani birazcık daha fazla vuruyorsun Evet. rakiplerinize o kadar. Yani zaten Mega Evrim var, bir sürü Zamazingo'lar var. Yani Z-Move olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Bence gereksiz olmuş yani. Yani. Onun dışında Alola Pokemon'ları hakkında ne düşünüyorsun mesela? Alola Pokemon'ları ben bayıldım şahsen ama Exeggutor hariç çünkü zürafa gibi sevmedim. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Vulpix aşırı güzel olmuş. Sandslash aşırı güzel olmuş. Raichu da çok güzel olmuş. Raichu'yu da beğendim ben, evet. Raichu ve yani Pikachu yani Pichu yani bu üçlüyü ben hiç sevmem. Benim gibi, Mesela. evet. Ama Alola Raichu çok tatlı olmuş bence. Bence de bayağı sevimli olmuş yani sörfçü teması falan bayağı yakışmış yani. Evet. Sıradaki soru, Türkiye'de Pokemon'un gidişatı hakkında neler düşünüyorsun? Bu aralar bir internette falan okudum. Pokemon Türkiye'ye geri dönüyormuş diye okudum. Hani yalan da olabilir, bilmiyorum. Büyük ihtimalle yalan. Evet. Ama hani eğer öyle bir şey gerçekleşecekse çok iyi. Ama bu aralar galiba Nintendo Türkiye'ye mallarını falan göndermeye başladı işte. 3DS'tir, New 3DS'tir falan. Göndermeye başladı. Bence yakında Pokemon da Türkiye'ye geri dönecek. Anladım. Yani ben de isterim Pokemon'un Türkiye'ye dönmesini ama ilk olarak bir distribütör lazım. Yani Evet. Yunanistan'daki olaylar yüzünden Türkiye'ye de etkilendi ve tam olarak geldiğini söyleyemem. Yani hangi siteden okudun? Hatırlıyorum. Yani pek hatırlamıyorum ama büyük ihtimal ekşi sözlük olması lazım. Ekşi Sözlük. Ha, orada bir haber paylaşıldı öyle. Söylenti de olabilir, olmaya da bilir, bilmiyorum. Araştıracağım hatta bu videodan sonra. Ama bana kalırsa Pokemon Go hakkında insanlar gaza gelmiştir ve böyle bir yazı paylaşmıştır diye düşünüyorum ben. Ya Yani olabilir bence de. bilmiyorum. Şimdi Pokemon Go'dan hazır bahsetmişken Pokemon Go hakkındaki görüşlerin neler? Oynadın mı? Baya uzun bir süre oynadım Pokemon Go'yu. Arada bir hala oynuyorum. Yani savaş sistemi çok saçma.
Aşırı saçma. Kesinlikle. Yani full telefona parmağınıza abanıyorsunuz o kadar. Ya sadece dokunmatikle alakalı bir şey. Başka hiçbir yetenek, strateji gerektirmiyor. Zaten yakın Yok. zamanda efendim. Yok yani hiç gerektirmiyor. Refleks gerektiriyor. Hani saldırıdan kaçmak falan. Aynen, sadece reflekse falan bakıyor. Yani zaten ben telefon oyunlarını fazla seven bir tip değilim. Pokemon Go'da olmamış diyorum. Yakın zamanda bunun hakkında da bir video çekeceğim. Biliyorsunuz görüşlerimi. Bir gelişme falan geleceğini de düşünmüyorum ben açıkçası Pokemon Go'ya. Sen ne düşünüyorsun Mert? Valla yani gelişme gelebilir ama şu şekilde jenerasyonlar falan geliyor yani ikinci üçüncü falan diye. Onun dışında bence hiçbir şey gelmez Pokemon'da. Ya bir de ikinci jenerasyon gelse de Türkiye'deki insanlar ikinci jenerasyondaki Pokemon'ları gördükten sonra büyük ihtimalle soğuyacaklardır. Yani bilmiyorlar Evet, ondan. bilmiyorlar ve öğrenmek de istemiyorlar. Bizim Türk insanında vardı işte bilmediği şeyi Maalesef. öğrenin. O zaman sana soracağım sorular bitti Mert. Bana sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Yok. Tamamdır. O zaman trade'imizi gerçekleştirelim. Tamam. Evet, trade başlıyor arkadaşlar. Şu an Mert'le trade yapacağız. Bana ne vereceğini açıkçası tam olarak gerçekten hatırlamıyorum. Unuttum. Bu aralar bende Alzheimer'lık var. Hatırlamıyorsunuz da bence çok beğeneceksiniz bu Pokemon'u. Bakalım Mert, göreceğiz. Sen benden ne istiyorsun? İstediğin Pokemon'u verebilirim Ya sana. benim için fark etmez. İstediğinizi verin. Çöp bir Pokemon da olur. Hoşuna giden bir Pokemon varsa direkt onu vereyim. Yok, hiç gerek yok. İstediğinizi verin bana. Çöp bir Pokemon değil mi ama sen seç gerçekten. Neyiniz vardı? Hatırlamıyorum ben şu anda. Hani Ekstradaki Pokemon'ları sayayım sana o zaman. evet. Körlüya var. Hatta gösteriyorum. Pumpkabuğu var. Mew var. Çelebi var. Snover var. Keldo var. Zoroa var. Zengos var. Cengar var. Gyarados var. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Snover'ını kullanmayı düşünüyor musunuz? Pek sanmıyorum. O zaman isterseniz onu yollayabilirsiniz. Emin misin Mert? Başka Pokemon, Eminim. istediğin Pokemon varsa verebilirim. Yok yok. Teşekkürler. Tamam o zaman. Snover'ı sana yolluyorum Mert. Ve karşılığında Toladile var. Bu gerçekten ama gerçekten beni çok mutlu etti. En sevdiğim Pokemon. Ve Mert sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten sağ ol. Şey değil. Ve takımda kesinlikle ben Toladile'ı kullanacağım. Ve yeni bölüme başlamadan önce Toladile'ı kasacağım arkadaşlar. Mert'e bir kere daha teşekkür ediyorum Toladile'ı bana verdiği için. Bu arada bu Toadaydın seti bu Showdown serilerinizi hani takım kurma ile ilgili rehber vermiştiniz. Belki Evet. hatırlarsınız. Evet, oradaki saldırıların aynısını bayağı zor buldum bunu. Hangi saldırıları var Dragon Dance var, Mert? Hı. Ice Punch var. Ne vardı? Bir dakika. Waterfall. Galiba evet Waterfall vardı. Bir de diğer saldırıyı pek hatırlayamıyorum. Ben bakayım buradan. Tabii. Crunch, Aqua Jet, Dragon Dance ve Ice Punch. Ve Sheer Force yeteneği var. Yani yan etkileri yok ediyor ama o saldırının gücünü %30 arttırıyor. Yani gerçekten ama gerçekten mükemmel bir Pokemon olmuş. Mert sana bir kere daha teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ ol. Bir şey değil. Şimdi trade'i de gerçekleştirdik. İstiyorsan bir kere daha savaş yapabiliriz. Olabilir. Ben bir kere daha bir kadroma bakabilir miyim? 14 dakika, 10, 24. Evet, bir tane daha savaş yapabiliriz. Sen Tamam. kadrona bak Mert. Tabii. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mert'le bir kere daha savaş yapacağım. Battle isteği yolluyorum sana Mert. Tamam. İstiyorsan savaşın türünü falan değiştirebiliriz. Veya normal savaş yapabiliriz. Sen bilirsin. Türü yani hangi türler var? Bakalım. Battle formattan. Single battle, double battle, triple battle ve Hani rotation battle double var. rotation battle olabilir. Tamam, ben hiç denemedim onu. Hem de yapmış olurum. Ben de hiç denemedim. Nasıl? Tamam. Farklı bir şey denemiş oluruz. Güzel olur. Evet. Aslında az çok biliyorum ben rotation battle'ı. Açıklar mısın bize Mert? Üç Pokemon kullanılıyor onu biliyorum o kadar.
3 Pokemon Pokemon White'da falan vardı galiba bu ya. Ha, aslında var aynı Mevlana hatırlıyorum. gibi dönüyorlardı falan. Aynen Öyle bir aynen şeydi. aynen. Tamamdır. Pokemon'larıma bakacağım. Neyse başlayalım. Evet, ilk olarak Pokemon seçtiriyor bize oyun. Bakalım kaç Pokemon seçeceğiz. Ve 6 Pokemon seçiyormuşuz Mert. Ha, tamam. Ben onayladım. Pokemon'larım hazır. Ben de hazırladım. Bakalım ilk defa deneyeceğiz. Mert'le Rotation Battle deniyoruz. Oha. Aslında benim aklımdan da Granny'ye kullanmak geçmişti de. Farklılık olsun dedim. Evet. Farklı Pokemon'lar her zaman iyidir. Evet. Şimdi çok garip bir savaş, yani ok işaretleri falan var. Bunlar herhalde dönüyor falan, anlamadım. Çok karışık ya. Bayağı karışık. Ne yapsam? Evet. Ben Zabuza ile Sabistu yaptım. İyi bende. Mert bakalım ne yapıyor? Ominous Wind yapıyor. Ve Sabistu hasar alıyor. Şimdi herhalde bana kalırsa mantığı şu: ya savaşıyoruz ya Pokemon değiştiriyoruz. Arkamızdaki Pokemonlardan birini seçiyoruz. Olabilir. Bir dakika. Şu Şöyle savaş yapsam. ekranında ok işaretleri var ya saldırıların Evet, altında. gördüm. Onlardan birini seçiyorsun yani Pokemon değiştirmek istiyorsan. Ha. O kadar da karmaşık değilmiş aslında. Aslında evet, o kadar da karmaşık değilmiş. Şunu kırmak için. Oo, benim karşıma Heracross çıktı. Ben Surf Sör. yapıyorum. Heracross beni counterlayabilir çünkü böcek ve dövüş türü bir Pokemon. Karanlık türü olduğum için bana zorlu anlar yaşatabilir. Brick Break yaptı. Ve Sabistu'yu kırdı. Evet, ben de Pokemon Hiç. değiştirdim. Yveltal'ı çıkardım ve Oblivion Wing yapıyorum arkadaşlar. Oo. Bayağı kötü oldu. Evet, biraz kötü oldu bu. İlk defa bu savaşta kullandım Yveltal'ı. Yoksa onun dışında Pokemon YD hiç Yveltal kullanmadım, biliyorsunuz arkadaşlar. Ne çıkarsam? Kaya türü, elektrik türü, Allah buz hepsi. türü. Hiçbiri de yok. O zaman sana az vurabileceğim bir tür çıkartabilirsin. Darkrai Allah olabilir. ben. Neyse sen. Sana Sesin. kalmış. Bakalım kim geliyor? Infernape geliyor. Infernape ateş ve dövüş türü bir Pokemon arkadaşlar. Evet, close combat yaptı. Çarpı 1 vuracak ama sıkıntılı. Yapma. Oo. Statları düştü. Hadi be. Defansı ve special defansı bir kademe düştü arkadaşlar. Oblivion Wing yapıyorum tekrardan. Büyük ihtimal çok fazla vuracak. Evet, defansı ve 500. special defansı düştüğü için. Evet, öldüm. Evet. Oblivion Wing sadece Yveltal'da mı var? Onu da bilmiyorum ama. Galiba evet. Lunala'da falan diyorlar da yani şey. Belki olabilir, bilmiyorum. Öyle söylentiler falan var. Dönüyordur söylentiler. Peki Lunala mı, konuşamadım. Lunala'yı mı daha çok sevdin yoksa Solgaleo mu? Solgaleo muydu? Solgaleo. Solgaleo. Valla bence Solgaleo çok iyi ama türleri acayip saçma. Çelik ve psikti Peki şey, galiba. güneşi temsil eden bir Pokemon Aynen. ateşten çarpı 2 yiyor.
Evet, o biraz mantıksız olmuş ama bence ability'si ateşten çarpı 2 yemesini engelleyecek. Bana evet. Öyle geliyor, emin değilim. Gayet güzel bir ability'si var. Ability'si açıklandı mı? Ne işe yaradı? Açıklandı da ben şu an neydi ben de hatırlamıyorum. Galiba hani şu işte intimidate'dir falan onlardan sıyrılmasına yarıyor. Hani intimidate'i kaldırıyor. Bakıyorum. Evet. Dediğin gibi diğer Pokemon'ların yarattığı stat değişikliklerini falan engelliyor. Ama bu zaten var. Clear Body olarak var Metagross'ta falan. Bence buna ekstra bir şey daha gelecek. Yani evet. Böyle kalmayacak bence bu yetenek. Keldo bana double kick yapıyor bu arada. İki kere vuracak. Aa, siz Ivatalı çıkarmıştınız değil mi ya? Aynen. Ya Zabuza yarım canlıydı ya. Ha, ona şey yaptın. Aynen, aklım orada kaldı ya. Ne yapsam? O zaman riske gidiyorum ben. Evet, karşıma Alakazam çıktı. Hadi zor. Yes! Dazzling Gleam yapıyor. Fairy türü bir saldırı çarpı 2 vuracak bana arkadaşlar. Evet. Ben biraz spam yapıyorum, kusura bakma Mert. Yok, önemli değil, önemli değil. Canının %25'ini emiyordu galiba Oblivion Wing. Yarısı değildi de. Aa, evet. İşte o sıkıntılı bir durum ya. Evet, bu biraz kanser yaratıyor. Baya. Diyorum ben de bu Pokemon'un canı neden azalmıyor diyorum ya. Yarım sürekli saat. Can çekiyor. Evet. Tekrardan Dazzling Gleam'iyorum arkadaşlar. Sınav. Sınav ne işe yarıyordu? Ben unuttum. Special atağını bir kademe düşürüyordu rakibin. Ha. Öyle hatırlıyorum. Karanlık türü bir saldırı, special bir saldırı. Ve çoklu vuruyordu galiba. Oo, Lucario. Bu biraz evet. Sıkıntı çünkü ona çarpı 2 vuramayacağım. Yes, tamam. Evet, biraz risk atacağım. Oo, mega evrim. Bakalım bizi hangi saldırıyla counterlayacak? Oblivion Wing yapıyorum tekrardan. Lucario'dan Power Up Punch geliyor. Atağını bir kademe arttıracak. Ona hiçbir şey yaramayacak ondan. Saçma bir hareket. Önceliği olan bir saldırım varsa biraz sıkıntı yaşatabilirsin bana. Önceliği olan bir dans edeyim ya. Spor ders var da. Yok, Extreme Speed Quick Attack gibi saldırılar. Yok işte. Sıkıntı. O zaman sıkıntı biraz. Oo, karşıma Darkrai çıktı bu sefer. Nightmare yapıyor. Aa, değil mi ya? Nightmare için uyumam gerekiyordu. Evet. O da kafa gitti de. Sorun değil ya, insanlık hali. O zaman... Şöyle bir şey yapacağım. Zabuza tekrardan sapsütü yaptı. Evet, Mert tekrardan Lucario'yu çıkardı arkadaşlar. Surf yapıyorum.
Karşımda Keldo var. Keldo dövüş ve su türü bir Pokemon arkadaşlar. Ve bunun bir formu vardı böyle. Aa evet şey. Gerçi bu Pokemon'lar üçlü. Bu Keldo. Kobalyon falan. Hani üç silahşörlerden esinlenmiş. Bu doğru. Keldo da beceriksiz silahşör. D'Artagnan mıydı? Beceriksiz silahşör mü? Hı. Oydu galiba. Ya, onu bilmiyordum bak. Ondan esinlenmiş. Hatta filminde de bayağı şeydi galiba. Filmini izlemedim ben ya halen daha. Filmi... Önerir misin? Öneririm evet. Güzel bir film. Eski mi? Black and White döneminden hani. Aa anladım. Ya sonlarına doğru biraz. O kadar da eski değil aslında. Yani. Keldo formunu nasıl kazanıyordu? O oyun içi bir şey yapmak gerekiyordu galiba ya. Evet. Kafasındaki şey falan büyüyordu. Justice formu oyun... öyle bir şeydi. Aynen. Justice form aynen. Aqua jet yapıyor bana Keldo. Yapacak hiçbir hamle olmadığı için. Ve ekstra sensörü yapıyorum. Psişik türü bir saldırı çarpı 2 vuracaktır. Ve bir savaşın daha sonuna geldik. Mert benimle savaştığın için gerçekten teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ol, ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Mert, bu bölümün artık yavaştan sonuna geldik. Bölüm hakkında, bu bölüm hakkında neler düşünüyorsun? Eğlendin mi? Nasıl geçti? Çok eğlendim. Teşekkür ederim. Ben de bölüme katıldığın için mutlu oldum. Tolodaylı için bir kere daha teşekkür ediyorum sana. Benim için gerçekten çok önemli bir Pokemon. Ve sana o zaman son bir soru soracağım. Evet. Faygo'culara söylemek istediğin bir şey var mı? Varsa bu nedir? Herkese selam. Evet, Mert herkese selam söylüyor. Ve arkadaşlar, Pokemon Y'nin 39,5. bölümünün sonuna geldik. Yani 39,5. bölümünün sonuna geldik. Macera kaldığı yerden devam edecek. Artık Flare takımının işini bitirdik ve bir sonraki rozeti alacağım. Ve Elite 4 ile savaşmaya gideceğim. Daha da denilecek bir şey yok arkadaşlar. Mert hepinize selam söylüyor. Ve bir sonraki Pokemon Y bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Faygo'cular. Görüşmek üzere.